Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir röportaj ve konularımız arasında eksik olan bir yaklaşımdı. Şimdi bu yaklaşımın başlığına baktığımız zaman birçok yaklaşım gibi başlığı bize aslında çok şey anlatıyor. Çünkü mesela burada diyor ki competency based. Competency dediğimiz şey aslında bir bakıma skill, ability, yetenek oluyor. Ve yani buradaki şeyi beceri ya da yetenek odaklı bir yaklaşım oluyor. Bu da ne demek oluyor? Yani bu beceri aslında müfredatı hazırlarken, syllabus'ı hazırlarken hangi beceriyi kazandırmaya çalışıyor? Sürecin sonunda öğrenme çıktısı ne olacak? Hedef ne? Öncelikle onu belirliyor. Yani kısacası bu yaklaşım arkadaşlar öncelikle hedef odaklı. Hedefleri belirliyor. Bu hedef belki reading skill olabilir, belki oral skill olabilir ve belki written skill olabilir. Tamamen bu artık o müfredatı hazırlayan kişinin hedeflediği şeye bağlı. Çünkü bütün öğretim aşaması, syllabus hazırlamasından, işte süreçten, öğretim tekniklerinden, materyalden kullanılacak her şeyi bu belirlenen hedefin etrafında dönecek. Yani odak noktamız süreç sonundaki hedef ve bunu da şuna dayandırıyorlar. Eğer hedefler baştan belirlenirse böylece başarı gelme ihtimali daha yüksek ve hatta sürecin sonunda öğrenci test ediliyor ve eğer hedeflenen nokta eğer yani konulan hedefe ulaşılmamışsa öğretim tekrar devam ediyor. Yani kısaca bu identify goals dediğimiz hedefleri belirlemek dışında output dediğimiz çıktı yani öğrenme çıktısı. Öğrenme çıktısı aslında bu öğrenme çıktısı zaten hedefin ta kendisi baştan belirleniyor ve bunun çok önemli olduğunu söylüyor. Çünkü başarıyı getirecek şeyin bu odaklanılacak hedef olduğu söyleniyor. Ve süreçten ziyade sonuç önemli. Yani burada outcome, product dediğimiz şey sonuç önemli. O yüzden süreç değil de sonuca yönelik çalışmalar yapılıyor. Hep sonuca yönelik hazırlamalar, işte syllabus'ı falan tamamen buna göre yapılıyor. İşte az önce söylediğim üzere developing curriculum according to outputs bir amaç var. Bu amaç sürecin sonunda varılacak bir beceri. İşte competency based isminin oradan geldiğini söyledik. Ve bu varılacak nokta işte bazı skill'ler olabilir. Skill'ler saydık az önce reading işte oral falan. Varılacak skill'e göre arkadaşlar bir curriculum, bir müfredat belirleniyor. Yani o amaçlanan şey, amaçlanan nokta ne, varılacak nokta neyse ona yönelik çalışmalar yapılıyor. Ve mutlaka bu hedefler konulurken hedef ilk başta belirlenir. Yani işte hangi skill'i kazandırmaya çalışıyoruz bu competency dediğimiz şey. En başından beri bunun belli olması lazım. Çünkü bütün öğretim aşaması az önce söylediğim üzere teknikler, materyaller her şey buna göre yapılıyor. O yüzden bu hedeflenen beceri işte kazandırılmak istenen ability dediğimiz ya da işte skill diyebiliriz, competency diyebiliriz. İlk başta öğretim aşamasının başında yani öğretim sürecinin en başında belirlenmesi gerekiyor. Ve bu yaklaşım dili language as a functional interactional yani dili işlevsel olarak içinde bulunduğu toplum social context dediğimiz içinde bulunduğu toplumdan bağımsız olmayacak şekilde görüyor dili. Bunun yanında dilin insanlar arasında etkileşim aracı olduğunu da savunuyor. Yani diyor ki işte bu beceriyi kazandırırken kişiler dili sadece normal resmi ortamlarda okullardaki öğrenilen gramer dili değil de bunun yanında toplumda kullanılabilecekleri ve işte dünyada talep gören alanlarda dili kullanarak topluma katkıda da bulunabilecek bireyler yetiştirilmesi gerekiyor deniliyor. Yine bunun yanında işte hedeflenen nokta dedik hep işte kazandırılacak beceri falan dedik ama bu beceri ne? Bir standart konuluyor. Yani işte bu öğretim aşamasının sonunda şunu yapabilecek. Yani o öğrenciye bir beceri, bir standart, bir hedef konuluyor. Bu hedef de belli bir nokta, yani bir standartı oluyor bunun. Hangi neyi yapabilirse bu öğretim sürecinin sonunda amacımıza ulaşmış olacağız. Onu belirliyor. Buna standart diyoruz. Ve az önce zaten söylemiştim. Eğer bu sürecin sonunda belirlenen standarta varamamışsa öğrenci, öğretim aşaması tekrar devam eder. Syllabus based on objectives. Az önce de söyledik bunu zaten. Hedeflerimiz, işte hedefimiz süre sonunda varmak istediğimiz nokta, outcome, öğrenme çıktısı oluyor. Syllabus'umuz buna göre hazırlanıyor. Amacımız
öğretim aşamasının sonunda o noktaya gelebilmek. O yüzden syllabus, işte içinde materyallerin, tekniklerin de bulunduğu syllabus buna göre hazırlanıyor. Ve sürecin sonunda yapılan test norm reference test oluyor. Norm reference testte biliyorsunuz kişiler diğer arkadaşlarıyla, kişinin performansı diğer arkadaşlarıyla da karşılaştırılıyor. Buna göre bir sonuca varılıyor. Tekrar söylüyorum, burada önemli bir nokta var. Eğer varılacak nokta hedefe ulaşılmamışsa öğretim devam eder. Competency based approach bu kadar. Yani kısacası özetlemem gerekirse arkadaşlar, bu approach'ta hedefler baştan konuluyor ve bu hedefe göre öğretim yapılıyor. Bunun sebebi de işte hedefler, varılacak nokta standart baştan belli olursa, öğretim buna göre yapılırsa, kişi de kendisinden neler bekleniyor, nereye varması gerekiyor, bu beklentilerin farkında olursa o zaman başarı gelir. Yani hedef odaklı eğitimde başarı vardır diyor. Evet, tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.